İntegral Menkulülerden herkese merhaba. Ben Vahap Taştan. Bugün piyasadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hafta boyunca çok yoğun bir veri akışı yaşamadık. Bugünden itibaren biraz daha veri akışının yoğunlaşacağını göreceğiz. Özellikle yarın küresel ekonomilerden imalat sektörü PMI rakamları gelecek. O yüzden yarın biraz daha hareketli bir gün olabilir. Dün Merkez Bankası'nın kararını aldık. Herhangi bir faizlerde bir değişikliğe gidilmedi. Çünkü şunu da söylemiştik aslında, dün de tekrarladık. Merkez bankaları genel olarak Fed'in atacağı adımı bekliyor. Biz içeride biraz enflasyonu takip ediyoruz. Ve son birkaç toplantıdır da aslında finansal istikrar vurgusunun da ön plana çıktığını gördük. O yüzden biraz daha Fed'i bekleyen bir Merkez Bankası sürecini takip edeceğiz küresel piyasalarda. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan özellikle bir ekstra genişleme beklentisi bir ara hakimdi ama bunun çok fazla olası olmadığını düşünüyorum. Çünkü Draghi genel olarak bu ekstra genişlemeleri son koz olarak kullanıyor. Bir esneklik vurgusu yapabilir. Belki Euro bölgesine ilişkin işte ekonomik göstergelerin çok iyi olmadığından bahsedebilir. O yüzden izlemek lazım. Yani hem bir taraftan ekstra genişleme beklentisini belki yapmayacak ama bir taraftan da yani Avrupa'da Euro bölgesinde işler iyi değil derse Euro dolar paritesinde belki bir geri çekilme oluşabilir. Önemli destekler yakınlarda, çünkü 1.12.60, 1.13 bölgesi önemli. Hatta 1.12.60'tan geçen bir 50 günlük hareketli ortalama var. Orayı izlemek gerekiyor. Eğer ki geri çekilme devam ederse bence 1.11'ler çok önemli destekler. Buralar kuvvet alınabilecek bölgeler. Ayrıca sadece Avrupa Merkez Bankası değil, tabii Euro dolar paritesinin gidişatını belirleyecek ana etken Fed olacak. O yüzden 28'inde, yani ay sonunda yapacağı Fed'in toplantısını iyi gözlemlemek gerekiyor. Bununla beraber iç piyasalara geri döndüğümüzde biraz daha sakin bir seyir var. Endeksi saymıyorum çünkü endeks 80 bin üzerine çıkıp tekrardan inmeye başladı. Ama dolar TL'ye baktığımızda 2.91.20'yi önemli bir direnç yaptı. Bu seviyenin üzerine çok fazla aşamıyor. Yükselişin devamı açısından bence bu seviyenin yukarı yönlü kırılması önemli olacak. Petrole de kısaca bir bakalım. Orada da dün ABD'de stoklar açıklandı. Stoklar beklentilerin üzerinde geldi. Fakat üretimde bir değişiklik yok. O da petrolün genel hareketinde çok fazla bir değişim yaratmadı. Şu anda düşen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. 45-70, 45-80 üzeri hareketlerde biraz sınırlı kalıyoruz. Geri çekilmede de 45-15'i şu anda iyi bir destek yapmış durumda. Eğer ki devam ederse, yani bu düşen kanal hareketi devam ederse bir sonraki desteğimiz, ana desteğimiz 44 bölgesinden geçmekte. Yarın dediğim gibi imalat sektörü PMI rakamları piyasadaki hareketliliği biraz daha artırabilir. Veri akışında diyelim. Gelişmeleri tekrardan değerlendirmek üzere. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.